LGS'ye son 238 gün çok değerli bir süre. LGS 2023'te hayallerimizdeki Fen Lisesi'ni, Anadolu Lisesi'ni, Sosyal Bilimler Lisesi'ni, Anadolu İmati Lisesi'ni hiç fark etmez. Hayallerimizdeki liseyi kazanmak için gerçekten çok değerli bir süre. Bu süreyi iyi değerlendirdiğimizde günde bir soru çözsek 238 soru çözmüş oluruz. Günde 10 soru çözsek 2380 soru çözmüş oluruz. Günde 100 soru çözsek 23800 soru çözmüş oluruz. Ve gerçekten de birçok kitabı bitirmiş oluruz. Ve hayallerimizdeki liseyi kazanırız. Dolayısıyla Dolayısıyla 238 gün çok değerli bir süre arkadaşlar. Günde 100 soru çözümüze. Ben eminim ki şu anda bizi izleyen, bu geri sayımı izleyen arkadaşlardan birçoğu belki 150, belki 200, Belki 300 soru çözdüğü günler oluyor. Dolayısıyla LGS bizden kurtulamayacak. 238 gün sonra LGS 2023'ü tarihe gömeceğiz arkadaşlar. Şimdi iyi bir başlangıç yarı yarıya başarı demektir. Gerçekten de iyi bir başlangıç yapmışsanız şu anda zaten büyük bir motivasyonla ilerliyorsunuz. Ama ya tam olmadı ne yapsam ki, nereye gitsem, oraya mı şey yapsam bunu mu çözsem diyorsanız bir karmaşa varsa ister istemez birazcık motivasyonunuz düşmüştür. Ama hiç moralinizi bozmayın. Şu andan itibaren de iyi bir başlangıç yaparak ya da yaptığınız başlangıç daha da güçlendirerek başarıya çok daha fazla yaklaşabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü LGS esasında cevapları önünüzde yazan yani A, B, C, D diye seçeneklerin yazdığı bir çoktan seçmeli sınav. Sizi bir sizi bir fiziki sınava ya da sizi bir sözlü sınav almayacaklar. Diyecekler ki kardeşim sorular burada. Buna benzer sorular, örnek soruları örnek sorularda sormuştuk. Milliyetin Bakanlığı kazanımlarını sormuştuk. Sen soru bakanları çözmüştün. Şimdi hazırsan gel yap diyecekler. Siz de hazırlanacaksınız. Bu süreyi çok iyi değerlendirdiğiniz için hayallerinizdeki liseye kavuşacaksınız arkadaşlar. Şimdi sizlerin soruları çok değerli. Sinan Vural isimli bir öğrencimiz demiş ki... ...hocam ders çalışırken notlarımız yanımızda olsun mu? Evet 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 arkadaşlar neden çünkü deneme çözerken hayır deneme çözerken sizler önünüze diyelim ki bir tane lgs denemesi aldınız veyahut da herhangi bir e, yayından deneme çözüyorsunuz orada deneme çözerken tam bir deneme motivasyonu sağlamak için yanınıza cep telefonunuz meyve tabağı kahve çay hiçbir şey olmamalı sadece deneme kitapçığı ve kalem olmalı aynı gerçek lgs'de olacağı gibi ha su da alabilirsiniz su içmenize izin veriyorlar su koyabilirsiniz ama temelinde lgs'de yanınıza kahve olacak mı ben bir kahve alayım öyle bir şey yok. Yalnız işte ne bileyim bisküti olacak mı olmayacak. Dolayısıyla buna uygun bir şekilde denemeyi çözmeniz lazım. Notlarınız olmayacak. Ama ders çalışırken hızlanmayı sağlamak için ya da motivasyonunuzu artırmak için öğrenmeniz gereken, aklınıza kalması gereken İngilizce'deki bilgiler, fen'deki bilgiler, kavramlar, formüller İnkılap tarihindeki bilgileri mutlaka duvarınıza, etrafınıza asmanız size çok çok büyük fayda sağlar. Burası çok değerli. Hatta bununla alakalı ben size şöyle söyleyebilirim. Mesela bizim taktikli kitaplarımızda öğrencilerimize bu yöntemle alakalı bir yardımcı ekipman koyduk. Mesela diyelim ki burada örnek veriyorum askeri ve siyasi zaferlerle alakalı buradan LGS'de hemen hemen her sene soru geliyor. Şimdi bakın bu şu sticker esasında size 2023 LGS'de yarayacak bir bilgi. Bu bilgiyi alnınıza yapıştırabilirsiniz. Elinize yapıştırabilirsiniz. Bu işin esprisi. Bunun harici buradaki posterler yapıştırdığınız gibi buradan soru çözerken kullanabilirsiniz ya da o soruda o testte yanlış yaptığınız yere pıt yapıştırabilirsiniz ya da ben olsam etrafımda sürekli göreceğim yerler yapıştırırım. Yani LGS klap tarihinde bu bilgi yine gelecek. İşte Ermenilerin yenilmesi Gümrü Anlaşması'nı sağlıyor. Ya da Birinci Nönü Savaşı Londra Konferansı'nı sağlıyor. Buna benzer askeri başarıların siyasi seferler getirdiğini burada formülleştirdik. Ve hatta başka bir derse bakalım mesela. Fen dersi. Fen dersine bakalım. Fende de yine aynı şekilde sizler için öğrenmeniz gereken süper notları bakın yük ortada kaldıraç, açık hava basıncı, eğik düzlem, işte 23 Eylül 21 Aralık hava olayları, periyodik sistem, baskın gen çekinik gen, nükleotit. Burada mesela siz şey alıyorsunuz geni. Bu sizin artık bir bilginiz. Adeta sınavda kopya çekmenize izin verecekmiş gibi. Tabii kopya yok, kopya çekmeyeceğiz. Ama sanki bir kopya parçası bu. Ama bu çok değerli bir bilgi. Yani bunu parayla ölçemezsiniz. Çünkü neden? Bu bilgiyi aklınıza kalacak ve sınava girdiğinizde bu bilgiyi doğru yaptığınızda ne olacak arkadaşlar? Bir net daha fazla yapacaksınız. İngilizce için de mesela bu kitaplar çok iyi. Neden? Çünkü taktiklerin arkasındaki bu stickerlar sizlerin öğrenmesi gereken kelimeleri tek tek size e, yazdı. Mesela diyelim ki örnek veriyorum şuradan e, hangi konudan mesela friendship diyor, teen life diyor. Mesela chores konusu. Chores'lık kelimeler sınavda çok çıkar. İşte iron the clothes, tidy room. Mesela bundan bir kelimeyi veriyor size resmini çiziyor. Hangisi bu resimle alakalıdır diyor. Ütüleyen bir anne görüyorsun. Sen diyorsun ki iron the clothes. Bu kadar basit sorularla ve bu kadar doğru bilgilerle sizler hedefinize ulaşacaksınız. Peki kitapların içinde ne var hocam? Sadece sticker mı var? Hayır tabii ki. Burada sizler için hazırlanmış efsanevi sorular var. Temel seviye orta seviye ve zorluk seviyesi belirlenmiş sorular var. Bakın içerisinde pro seviye yani sınavın üstünde seviye soru yok ama 268 zor seviye. 413 orta seviye, 108 temel seviye soruyla mükemmel bir şekilde fen bilimlerinde çıkabilecek her bir soruyla karşılaşmış oluyorsunuz. Önce burada Orta seviye sorular sonra zor seviye sorular var. Ve burada dijital sorularda yine yeni nesil zor seviye sorular var. Ve her bir testte size ekstra iki dijital soru veriyoruz. Bu dijital sorulara ulaşmak için kare kodu okutmanız yeterli. Zaten herhangi bir soruyu hatalı yaptığınızda soruların çözümünü dinlemek için kare kodu okuttuğunuzda buna çok rahat ulaşıyorsunuz. Burada arkadaşlar çok çok önemli. Sizler mutlaka bu soruları çözerken hata yaptığınızda çözümleri izlemelisiniz. Mutlaka burada gidişler soruları çözmelisiniz. Aynı bu sticker'daki bilgileri kullanmanız gerektiği gibi. Bayağı da sticker var. Buradaki sticker'daki bilgileri kullanmanız gerektiği gibi. Burada inkılap tarihi, fen, İngilizce, matematik, Türkçe, din bu altısı da sizler için hazırlanmış özel taktikli serisi taktikli serislik soruların zorluk seviyesini bir kez daha burada gösteriyorum. İçerisindeki sorular temel, orta ve belli bir seviyede zor seviye sorular içeriyor. Ve dolayısıyla şu anda eğer sizler keşif ayını bitirip ısınma turundaysanız... ...yani artık Eylül bitti, keşfettik LGS'yi. Şimdi ısınma turundaysanız ve artık güçlenmeniz gerekiyorsa... ...bu durumda yapmanız gereken taktik kitaplarımızdan bol bol soru çözmek arkadaşlar. İnşallah LGS sürecinde sizlerle birlikte çok büyük başarılar yelken açacağız. Bu arada haftanın önerilerini de vermek istiyorum. Bizler LGS dershanesinde efsane bir şekilde canlı yayınlar yaparak hafta sonları ve hafta içi mükemmel bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Şu anda öğrencilerimiz haftada 700'den fazla soru çözerek gümbür gümür ilerliyor. Sizleri de LGS dershanesine bekliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda kitap okumanız çok önemli çünkü LGS Türkçe'de en fazla soru paragraftan geliyor. Sizler de bu paragrafları çözebilmeniz için mutlaka mutlaka bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyoruz. Esir şehrin insanları çok güzel bir kitap. Hocam ne alakası var diyebilirsiniz. Bu kitap aynı zamanda inkılap tarihinde işleyeceğiniz Ülkemizin Kurtuluş Savaşı dönemindeki mücadelesini anlatıyor. O paragraf soruları çözmekte de zaten değerli olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. LGS sürecinde sizlerle birlikte çok büyük başarıları yerken açacağız. Son 238 gün ama bu son 238 gün sizi strese sokmasın. Çok değerli bir süre. Süper başlangıç yaparak, süper hazırlık yaparak hayallerimizdeki liseye kavuşabiliriz. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.